Cümleten selamünaleyküm. Bugün 1.2 yani İntibam 1. bölümünün 2. destek videosunu çekeceğiz. Bu destek videosunun konusu başarı nedir? Onu ele alacağız. Şimdi bu sorgu videosunun temelinde 1. bölümde tamamen yaşam amaçlarımızı sorguluyoruz. Peki başarıyı neye göre belirliyoruz? Önümüze koyduğumuz bir yaşam amacı var ve bundaki terakkiyat, bundaki ilerleyişimiz bizim başarı kavramımızı ortaya çıkarıyor. Mesela bir üniversite sınavına girmek senin yaşam amacınsa şu an merkezindeyse başarı nedir? İşte belli bir seviye, ilk 10.000'in içine girmek, ilk 1000'e girmek vesaire bir başarıdır. Oradaki sıralamada ne kadar ileri gidersen bunu başarı diye nitelendirebilirsin ama bu tamamen hayat modellerine göre değişir. Bir basketçiysen çok sayı atabilmek bir başarıdır. İyi bir yüzücüysen belli bir saniyenin altında 100 metreyi kat etmek bir başarıdır. Kişilere, toplumlara göre değişir başarı anlayışımız. Ama bizler bunun tam zıttını savunuyoruz. Herkes için ortak bir başarı anlayışı vardır demeye çalışıyoruz. Nasıl? Bir uçağın içerisinde profesöründen işte esnafına, basketbolcusuna, yüzücüsüne kadar herkesin olduğunu düşünün. Her kesimden ve her maddi seviyeden insan var. Uçak düşmeye başladığı anda bütün kavramlar, bütün başarı anlayışları, bütün statüler ortadan kalkar. Çünkü tek yapılması gereken şey düşmekte olan uçağın rotasının çevrilmesi, o vaziyetin oradan kalkmasıdır. Yani yere çakılmasının engellenmesidir. Aynen bunun gibi. Geri sayımı her an giden bir insanın, bütün insanların başarı anlayışı bu problemi çözmek olmalıdır. Vermek istediğimiz mesaj bu. Hayat anlayışlarımız zaten temelinde yanlışsa başarı kavramlarımızın yanlış olması çok normal. Bizim hayat anlayışlarımız çözüme götürmediği takdirde başarı kavramlarımızın da pek bir manası kalmıyor. Ama sen bir genci alır, yaşam amacın bu dersen ve bu yaşam amacında terakki etmek de senin başarındır dersen, hadi seni izliyorum yap bakalım dersen, bir ömür boyu çözümsüz bir hayat amacında yanlış bir başarı anlayışı üzerinde yaşamaya devam edecektir. Bunu biraz daha örneklerle açabilirim. Mesela biz şu an eğitime önem veren bir ülkede yaşıyoruz. Üniversiteye gitmek bizim için önemli. Ama Güney Afrika'da bir sahil kasabasında balıkçılıkla, zıpkınla avlanarak geçiren bir aile için ne kadar derine dalarsan ve ne kadar nefesini tutarsan bu önemlidir. Çünkü yaşam amacı onun balık tutmak, benim de üniversiteyi kazanmaktır. Şimdi gelin o sahil kasabasına bir gidelim. Diyelim ki selamun aleyküm, aleyküm selam. Siz ne yapıyorsunuz burada? Biz burada balık avlıyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? İşte nefesimizi 5 dakika tutuyoruz. 30 metre derine dalıyoruz. Zıpkınla balık vuruyoruz. İyi nişan alıyoruz. Anlatıyor. Sen ne yapıyorsun? İşte ben de kitap okuyorum. Belli bir ilim alanında kendimi geliştiriyorum. Orada şu şunu yapıyorum. Sizinle beraber yaşayabilir miyim burada dediğin anda senden isteyeceği şey kaç puan aldın? Nasıl bir mevkin var? İşte ne kadar tez yazdın? Fen bilgisinde 40 soruda kaç netin var? Bunları sormayacak sana. Burada bizimle yaşamak istiyorsan, bu hayat amacına sahip olacaksan artık bütün başarı anlayışlarını bir kere gözden geçirip değiştirmen lazım. Sana soracağı soru şu. Nefesini ne kadar tutabilirsin? Ne kadar derine dalabilirsin? Öncelikle yüzme biliyor musun? Daldın, nefesini tuttun, iyi nişan alabiliyor musun? Eğer bunlar sende yoksa bu toplumda tutunamazsın, dışlanırsın. Otomatikman oradaki bir aile bunlarla övünmeye başlayacak, senden bunu isteyecektir. Yani oradaki bir baba evladından 20 metre değil de 30 metreye daldığı için övünmeye başlayacak. Burada da 30 net değil de 40 net yaptığın için baban seninle övünecek, seni takdir edecek. Bizim için de üniversite. Şimdi o buraya geldiği zaman nasıl saygı görmüyorsa, sen de oraya gittiğin zaman aynı şekilde saygı görmeyeceksin. Başarılıdır, alkışlamayacak kimse seni. Dolayısıyla başarı anlayışları toplumlara, kişilere göre değişir. Bugün ben babama gitsem desem ki baba ben 20 metre değil 30 metre derine daldım. Oğlum suyun o kadar derinde ne işin var senin diyecek. Ya ölürsen boğulsan, saçmalama böyle şeyler yapma diyecektir bana. Veya ben iyi basketçiyim. Babam eğer başarı anlayışı üniversiteyse beni alkışlamayacak, beğenmeyecek yani. Demeye çalıştığım bu. Veya işte şu an YouTuber'lar mesela çok şey yapıyor. İnternette çok videom izleniyor. Yani saçma saçma şeylerle uğraşıp işte saçma saçma videolar çekiyorsunuz diyor. Anlamıyor çünkü onu. Niye? Onun başarı anlayışı ne? İyi bir marangoz olmak, iyi bir usta olmak, demirci olmak. Ne oluyor? Orada terakki etmek. Geçmiş bunu görmüş yani başarı olarak. Bak. Çok güzel. Onu da tam anlaşılır bence. Mesela şu an uyuşturucu kullandığı zaman şu toplumda bir insan ailesi tarafından çok, yani birkaç şeyi dışarı bırakıyorum ama %99 ne olur? Aile kahrolur. Baba oğlunu ya döver, ya kızar, ya bağırır, ya da üzülür ama bundan memnun olmaz. Ama Brezilya'da, Rio'da, bu filmlerde hep görüyoruz. Hollanda'da değil mi? Markette satılıyor. Adam Brezilya'da uyuşturucu baronunun oğlu olsa ve dese ki baba biz yanlış yapıyoruz, bence insanları zehirlememiz lazım, babası belki alır adam tutar dövdürür yani. Niye? Oğlum biz geçimimizi bunda, sana bütün bu krallığı ben bununla kurdum der. Yani uyuşturucu baronunun oğlu olsan uyuşturucu sana öyle gelmez. Esrarcı bir arkadaş çevren varsa uyuşturucu sana kötü gelmez. Yani çevre, sana öğretilenler senin doğrun olursa başarı da ona göre değişkenlik gösterir. Ama doğrun gerçekten ispatlanmış ve problemlerine çözüm odaklı olursa, yani düşen bir uçakta
uçaktan kurtulmak olursa, geri sayan hayatlarımızda buna çözüm sunmak ve bu çözümde yol kat etmek başarı olursa, işte Allah Resulü çok başarılı bir insan olur. Hem de çoban olmasına rağmen. Çünkü yaşam modeli bütün problemlerini çözmeye yönelik ve orada bütün ömrünü sarf edecek şekilde bir yol kat edip başarı sağlamış. Allah da buna zaten başarı diyor. Başarı budur diyor zaten Cenab-ı Hak. Bunlar ileriki bölümlerde anlaşılacak ama bizim esas vermek istediğim mesaj, başarılı olduğunu neye göre belirledin? Toplum mu belirliyor yoksa doğru olduğu için mi bu böyle? Başka bir toplumda olsaydın başarı bu olur muydu yoksa değişkenlik gösterir miydi? Bu kadar değişkenlik gösteriyorsa biz bunu hangisi doğru, hangisi hak? İşin nihayetine baktığın zaman hepsi de düşen bu uçakta olmak gibi. İşte profesör de orada, dalgıç da orada, basketçi de orada ama uçak düşüyor. Sonuç olarak hangisinin ne ünvan kazandığını pek bir emniyeti kalmaz. Problem çözülürse insanlar. En büyük mesele uçağı kurtarmaktır. Ve bizim de yere çakılmaya doğru gittiğimiz öyle gösterilen hayat modelleriyle öyle gösterilen hayatımızda en büyük mesele bundan kurtulmaktır. Ve başarı bu kurtuluşa ne kadar sarılıp yapıştığındır diyoruz. Kim gibi diyoruz? Çoban olan Allah Resulü Aleyhisselam gibi. O yüzden Müslümanız, işte benim rol modelim bir basketçi, bir profesör, bir şarkıcı, bir YouTuber niye olsun ki? Tamamen çözümsüz bir hayat vaat ediyorsa bana. Uçaktaki o pilot da en başarılı sebebi. Düşecekleri sırada son bir manevra yapıp o uçağı kurtarsa Allah Resulü Aleyhisselam gibi. Aa çok güzel. Son anda geliyor insanlar bitti hiç oldu derken karanlık bir asırda geliyor ki. Aniden rotayı değiştiriyor. Ve onların hepsini kurtarıyor. Nasıl başarılı oluyor? Bunları kurtarmak oluyor. Abi muazzam olmadı mı ama? Mazlum Reis muazzam olmadı mı? Uçak düşüyor, profesör de düşüyor, basketçi de düşüyor. Hepsi kendi alanlarında başarılı unvanı kazanmışlar. Uçak düşüyor, pilot geliyor uçağı kaldırıyor. Otomatikman onlar şunu demez mi yani? Sen bana şu an benim unvanımdan daha önemli bir şey verdin. Yani benim üzerime çıktın artık. Profesörlüğümün ya işte MVP, en iyi basketçi olmanımın üzerine çıktın. Çok iyi bir dalgıç olmamın üzerine çıktın. Niye? Ondan daha büyük bir problem vardı ve sen onu çözdün. İşte o gemideki, o uçaktaki pilot da Allah Resulü oluyor. Hem de çoban olmasına rağmen. En başarılımız bir profesörden de başarılıdır. Çünkü en büyük problemi çözer. Çok güzel ya. Başarı nedir? Güzel bir konu oldu. İnşallah tam anlatabilmişizdir. Selamünaleyküm.